Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Yine korona sevgili izleyiciler. Hep söylüyoruz, korona ile yatıp korona ile kalkar vaziyete geldik. Tabii Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından ülke genelinde de görüldükten sonra azalmaya başlayan süreç tam tersine Şanlıurfa ve bölge illerinde artış göstermeye başladı. Şanlıurfa'da kurallara riayet edilmesi noktasında yaşanan sıkıntı maalesef sayının her geçen gün artmasına neden oluyor. Buna karşılık tedbirler de alınıyor. İl Hıfzı Sağ Kurulu da karantina uygulamasını sürdürüyor. Bugün de 97 ev karantinaya alındı sevgili izleyiciler. 89 evde de uygulanan karantina uygulaması sona erdi. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 97 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzı Sağ Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Akçakale ilçesinde 2, Birecik ilçesinde 9, Ceylanpınar ilçesinde 5, Eyübiye ilçesinde 19, Harfeti ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 17, Hilvan ilçesinde 3, Karaköprü ilçesinde 30, Siverek ilçesinde 6, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 2 olmak üzere toplam 97 adreste karantina tedbiri uygulamasına karar verildi. Öte yandan Birecik ilçesinde 4, Bozova ilçesinde 2, Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyübiye ilçesinde 11, Haliliye ilçesinde 24, Harran ilçesinde 2, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 23, Suruç ilçesinde 7, Viranşehir ilçesinde 13 olmak üzere 89 adreste uygulanan karantina ise sona erdirildi. Ceylanpınar için çok önemli bir gelişmeyle haber bültenini sürdürüyoruz sevgili izleyiciler. Ceylanpınar'la Resulayn arasındaki o bölgede o akışı sağlayacak, ekonomik girdi akışını sağlayacak ve Ceylanpınar'ın gelişimi, insanların oradaki refah seviyesinin yükselmesini, dolayısıyla Şanlıurfa'nın da yükselmesini sağlayacak olan sınır kapısıyla ilgili, gümrük kapısıyla ilgili önemli gelişmeler vardı. İstimlak sorunuyla ilgili yaşanan sıkıntıyı gidermek üzere Vali Er'in soluğu Ceylanpınar'da aldı, aileyle görüştü, söz verdi aileye, haklarının korunacağı sözünü verdi ve sorun çözüldü sevgili izleyiciler. Gümrük kapısında da son çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı eylem planı doğrultusunda asgari fiziki şartlar sağlanarak açılması karara bağlanan Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda son aşamaya gelindi. Saha düzenlemesi ve tüm planlamaları Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi, Yerel Yönetimler ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü'nce yapılan Gümrük Kapısı'nın en az maliyette ve en kısa sürede hizmete girebilmesi için ortaya çıkan istimlak sorunu da Vali Er'in bizzat araya girerek aileleri temin etmesiyle sona erdi. Ceylanpınar'a giderek gümrük sahasında incelemelerde bulunan Vali Er'in çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bugün konuştuğumuz bir yol vardı. Beton santrali. İncelemelerin ardından istimlak konusunda sıkıntı yaşayan aileyi ziyaret eden Vali Er'in aile büyükleriyle görüşme yaparak yapılan çalışmanın Ceylanpınar ve ülkemiz için önemine dikkat çekti. Ceylanpınar için bu kapının açılmasının tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Vali Er'in, "Burası Ceylanpınar'ın nefes alması için bir imkan. Bunu iyi değerlendirelim. Bu iyi çalışırsa Ceylanpınar zenginleşir, iş imkanları artar, ticaret gelişir, herkes istifade eder. Dolayısıyla bunun olması için hepimizin çaba sarf etmesi gerekir. Hepimizin Ceylanpınar'ın menfaatini gözetmemiz gerekir," dedi. Vali Er'in kendilerini ziyaret ederek haklarının korunacağı sözünü vermesiyle büyük memnuniyet duyan ailede Vali Er'ine teşekkür ederek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler. Ceylanpınar Gümrük Kapısı, Ceylanpınar planlı alanının kuzeyinden başlayıp güneydoğusundan sınır kapısına ulaşıyor. Mayından temizlenerek gümrük sahasına dönüştürülen alanın Resulayn tarafında tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Ceylanpınar tarafındaki kantar ve konteyner yerleşimlerinin tamamlanmasının ardından kapının ticari girişlere açılması planlanıyor. Ceylanpınar Gümrük Kapısı için şehir içindeki mahalleden geçen yolun geçici güzergah olduğu, önümüzdeki süreçte asıl güzergah için çalışmalara başlanacağı bildirildi. Bir alan oluştu. Bir alan oluştu.
Koronavirüs salgını sürecinde en büyük mücadeleyi sağlık çalışanları verdi sevgili izleyiciler. Canla başla çalıştılar. Gerçekten gece gündüz demeden sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımız yoğun gayret sarf ettiler sevgili izleyiciler. Onları bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Şanlıurfa'da koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları, yaşam savaşı veren hastaların hayatta tutunma şansını artırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını gayretle sürdürüyor. Sağlık çalışanları COVID yoğun bakıma girmeden önce koruyucu elbiselerini giyerek maske, eldiven ve siperliklerini takıyor. COVID yoğun bakım alanına ziyaretçi kabul edilmediği için yatan hastaların yeme içme dahil tüm ihtiyaçları yoğun bakımdaki sağlık çalışanları tarafından karşılanıyor. Koruyucu elbisenin altında saatlerce ter döken sağlık çalışanları hastaların hem tedavisini yapıyor hem de onlara psikolojik destekte bulunuyor. Koronavirüs hastalarının tedavi edilebilmesi için öncelikli olarak sağlık çalışanlarının kendilerini koruması gerektiğini belirten uzman doktor Ahmet Bindal, "Maskemizi kullanalım, yakın temastan kaçınalım." dedi. Yoğun bakım hastalarında tedavi olarak zaten bakanlığımızın, bilim kurulunun planlamış olduğu, önerdiği kılavuzlar doğrultusunda tedavimizi yapmaktayız. Özellikle solunum yetmezliği başlamış olgularda ister hastanın bilinci açık olsun, ister bilinci kapalı solunum desteğinde olsun, oksijenizasyonu düzeltmek adına hastaları prone pozisyonu dediğimiz pozisyonu alarak, yani hastaları basit tabirle ters çevirerek oksijenizasyonu düzeltmeye çalışıyoruz. Her ne kadar yoğun bakıma yatan hastaların orta ileri yaş olduğu düşünülse de, böyle bir algı oluşmuş olsa da, bizler yoğun bakımlarda genç hastaları da takip etmekteyiz. Hayat normalleşmiş olsa bile hastalık devam etmekte. Bu yüzden yakın temas ve maske kullanımı son derece önemli. Bizler gerçekten burada çok ağır tablolarla, çok ağır solunum yetmezlikleriyle karşı karşıyayız. Ve bu hastaların bir kısmının öncesinde bilinen ek hastalığı yok, öncesinde bilinen akciğer hastalığı yok ve buraya ağır solunum yetmezliğiyle gelmekte. Bana bir şey olmaz demeyin, maskemizi kullanalım, yakın temastan kaçınalım. Halidiye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat seçim vaatlerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Can Polat seçim öncesi ilçede otel yapılacağını sözünü vermişti ve konuyla ilgili düğmeye bastı. Yapılacak olan otelle ilgili ihale süreci de başladı. Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat seçim öncesi vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede kentin turizm açısından önemli bir yere sahip olan ve ilçedeki otel eksikliğini giderecek olan proje hayata geçiriliyor. Turist yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde ilçede yaşanan otel bulma sıkıntısına da çare olması hedeflenen proje, kentte otel yatak kapasitesini de artıracak. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın hızlı bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulmasını hedeflediği otel projesi 23 Temmuz 2020 tarihinde ihaleye çıkıyor. Açık teklif usulü ile Halilye Belediyesi'nin Sırrın Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü konferans salonunda saat 13.30'da yapılacak olan ihaleye şartları yeterli olan herkes katılabilecek. Kentin turizmine ciddi katkı sunması beklenen otel projesi, ihalenin yapılmasıyla birlikte belirlenen süre içinde hem Şanlıurfalıların hem de yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulması hedefleniyor. Otel mülkiyeti Halilye Belediyesi'ne ait olan Bamya Suyu Mahallesi'nde bulunan 141 adı 66 parselde kayıtlı 567.74 metrekare yüz ölçümü kargir bina ve arızası olarak geçen taşınmazın üzerindeki Vali Akbulut İş Merkezi olarak bilinen bina üzerinde yapılacak. İhale şartnamesine göre mevcut binanın en az 65 odalı 3 yıldız niteliğine uygun olarak otele dönüştürülmesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Devteşti Mahallesi'nde belediyeye ait olan dev binanın da vatandaşlara hastane olarak hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığı'na devri gerçekleşmişti. Tabii az önce de söyledim sevgili izleyiciler, Şanlıurfa'da bütün Türkiye'de koronavirüs sürecindeki en büyük emeği sağlık çalışanları vermişti. Özellikle başta da doktorlar olmak üzere gece gündüz demeden çocuklarından vakit ayırarak, ailelerinden vakit ayırarak hastalarla ilgilendiler.
doktorlara, tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi iletmiş olalım. İyi ki varlar onlar. Tabip odasının, yani doktorların da bir seçimi var sevgili izleyiciler. Bugün başladı olağan genel kurul süreci. Yarın da seçime gidilecek. Seçim öncesi de Hekimler Birliği adına da Doktor Ziya Bağış bugün genel kurulda bir konuşma yaptı sevgili izleyiciler. Konuşmaları lütfen dikkatlice izleyelim. Önemli konulara temas ediyor Doktor Ziya Bağış. Ve yarın yapılacak olan seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunuyor. Biz de yarın 9-17 saatleri arasında Baro'da yapılacak olan, lokalde yapılacak olan seçime bütün tabiplerin gitmesini tavsiye ediyoruz. Tabipler bizim için çok önemli. Hayatımızı emanet ettiğimiz tabiplerin de kendi gelişen süreçlerini en iyi takip edecek, kendilerini en iyi savunabilecek, kendileriyle ilgili en iyi kararları alabilecek olan Tabipler Odası ile ilgili seçime gidip oy kullanmaları temennimiz diyelim. Rakipler var sanırım, iki aday yarışacak. Başarılar dileyelim her ikisine de. Tabipler bizim için gerçekten çok önemli. 3500 civarında toplam hekim var ilimizde. Serbest hekimlerden Marmara Üniversitesi'nde çalışan hekimlere kadar değişik bir skaladan. 2200'e yakın bir üye listesi var. Biz hekimler kapsansın istiyoruz. Sizinle el ele kol kola yürüyelim istiyoruz. Kimseyi ayırt etmeyelim. Hepimiz beraber hareket edelim istiyoruz. Herhangi bir siyasetin odağı olmak istemiyoruz. Hiçbir hekim herhangi bir siyasetin odağı olmasın istiyoruz tabip odası şahsında. Tabip odası hepimizin yuvası. Her birimizin siyaset yapacağı birçok yer var. Birçok da mecra var. Hepimiz için serbest, hepimiz için açık. Tabip odalarını lütfen siyasetten uzak tutun. Biz acil, ben cerrahım. Acil vakalarımız için trombosit istiyoruz. 2 güne söz veriyorlar. Bize 2 saatte lazım olan. Antep'ten geliyor. Antep'e giden günlük araç sayısını bilmiyorum, araştırdınız mı? Kaç ameliyat yapılıyor günde biliyor musunuz? Ne kadar ihtiyaç var bu şehirde biliyor musunuz? Acil kan ihtiyaçlarımız için araç çıkarılıyor, 4-5 saatte geliyor, biliyor muydunuz? Kapsayıcı olmaktan yanayız, beraber olmaktan yanayız. Bu ülke hepimizin, bu oda hepimizin. İnşallah tabii odasını bir kez de biz yönetelim de herkesle beraber yönetelim istiyoruz. Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda haksız kazanç elde ettikleri belirlenen çete üyesi 52 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden 52'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç konu dijital materyaller ile dokümanlara el konuldu. Öte yandan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Araç doldu mu? Suç örgütü üyelerince para transferlerinde kullanılan elektronik para hesaplamalarının tamamının üçüncü kişilere ait sahte hesaplar olduğu, söz konusu hesapların bir kısmının açıldığından sahiplerinin haberdar olmadığı ve hesapların İzmir ile Mersin'de faaliyet gösteren paravan şirketler tarafından yönetildiği belirlendi. Sahte hesaplar üzerinden toplanan yasa dışı bahisten kazanılan paraların Bitcoin hesabında dönüştürülerek Kıbrıs bağlantılı banka hesaplarına aktarıldığı ve şebeke üyelerinin tespit edilen hesaplarından yapılan incelemelerde yıllık kazançlarının yaklaşık 96 milyon lira olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan organizatör olduğu tespit edilen 9 şüphelinin Ankara'ya getirilerek soruşturmanın derinleştirildiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında söz konusu şüphelilerin yaklaşık 5 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ve devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen yeni şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şanlıurfa kent genelinde kamuoyunu bilgilendirme amacıyla köprülü kavşaklar ve üst geçitlerde kullanılan brandalar Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek ve Kültür Merkezi'nde tekrar işlenerek dayanıklı alışveriş çantalarına dönüştürülüyor. Şanlıurfa'da sıfır atık projesine yönelik birçok çalışma başlatarak geri dönüşüme büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi yaptığı yenilikçi uygulamalarla vatandaşların takdirini topluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki köprü kavşaklar ve üst geçitlerde bilgilendirme amacıyla asılan brandalar tekrar geri dönüşüm ile kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan eski brandalar kadın destek ve kültür merkezlerinde kadın kursiyerler tarafından işlenerek vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Kadın kursiyerler tarafından geri dönüşüm amaçlı yapılan çalışmada brandalar antibakteriyel maddeden oluşan astar kumaşlardan koyularak dikilip alışveriş çantalarına dönüştürülüyor. Özverili bir emekle hazırlanarak dikilen alışveriş çantaları vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Terör örgütü PKK KCK'nın sözde üst yönetiminden cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ayakkabını tabanı içerisinde gizlenmiş talimatların gönderilmesine yardım ettiği belirlenen 14 şüpheli Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Terör örgütü PKK ve KCK'nın sözde yönetiminden cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ayakkabı tabanı içerisinde gizlenmiş talimatların gönderilmesine yardım ettiği belirlenen 14 şüpheli Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayakkabıların içine gizlenmiş vaziyette örgütsel döküman olduğu değerlendirilen ufak bilgisayar sıkıntısı notlar. Terör örgütü PKK ve KCK adına faaliyette bulunma suçlarından cezaevinde olan kişilere belli dönemlerde gelen spor ayakkabılarının ardından cezaevlerinde sergiledikleri davranışlar dikkat çekti. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile araştırma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cezaevlerindeki şahıslarda sözde değer ailesi yakınları ile irtibatta olduklarını, ailelere finans desteği sağladıklarını ve yaptıkları telefon görüşmelerinde arama yönlendirme marifetiyle aileleri cezaevi dışında koordinasyon sorumlularını aktardıklarını tespit etti. Şahısları teknik takibe alıp araştırmayı daha da derinleştiren ekipler cezaevindeki şahıslara PKK ve KCK'nın sözde üst yönetiminden cezaevi dış koordinasyon sorumluları tarafından ayakkabıların tabanına pelür kağıda gizlenmiş talimat gönderdiklerini, bu talimatlarda ise örgüte eleman kazandırmaları, cezaevinde nasıl davranmaları konusunda bilgiler yer aldığı belirtildi. Bunun üzerine 10 Temmuz'da Adana merkezde Diyarbakır, Osmaniye, İzmir, İstanbul ve Van'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 14 şahıs gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet uzun namlu silah, 2 adet ruhsatsız tüfek, 18 farklı spor ayakkabı tabanına özel olarak zulalanmış, örgüt mensuplarına talimatlar içeren ve çıplak gözle okunamayacak şekilde pedür kağıtlara basımı yapılmış 33 adet döküman, çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken mahkemeye çıkarılan 3'ü kadın, 10 şüpheliden evinde silah çıkan AK, cezaevine kargoları gönderen MA ve evinde bütün malzemeler bulunan ZT ev hapsi cezasına çarptırılırken bir şüpheli sorgunun ardından diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ZT isimli kadının ise mahkemede hasta olduğunu belirterek susma hakkımı kullanıyorum. Savunmamı daha sonra yazılı olarak yapacağım dediği öğrenildi. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele
buna bir de aşırı sıcaklar eklenince çarşı ve pazarlarda geçmişe nazaran az insan yoğunluğunun olması dikkat çekiyor. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs salgını ve etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çarşı ve pazarda geçen yıllara göre yoğunluk azaldı. Kentin tarihi çarşılar bölgesinde bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysiler de geçmiş döneme göre talep görmüyor. Köyden geldik, alışveriş bayram nedeniyle alışveriş yapmaya geldik. Çocuklara eşya meşya almaya geldik. Çocukları sevindireceğiz. Mesafeyi korumaya çalışıyoruz yani. Genellikle 2 metre, 3 metre arkadaşlarla birlikte gezdiğimiz zaman aramızda mesafe bırakıyoruz. Bayram dolayısıyla da işler çok kırık. Yani esnaf batak şu an durumda yani, işler olmuyor. Fiyatlar geçen sene göre bir değişiklik yok yani, aynı yani, fiyatlar aynı. Virüsten dolayı genelleme bir sıkıntı var yani piyasada, durgunluk var. Çiftçilerimiz de yani durgunluk, onda da sıkıntı var genelleme. Bayrama burada 2 hafta kalmış. Bugünlerde yoğunluk olması lazım. Ama şu an gördüğünüz gibi çarşı sakin. Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi'nce hayata geçirilen Kadın Emeği ve Doğal Ürünler Pazarı projesi çerçevesinde bir araya gelen dezavantajlı kadınlar ürettikleri el işi ve doğal ürünleri satarak aile bütçesine katkı sunarak sosyalleşme fırsatını da buluyor. Karaköprü Belediyesi kadınların sosyal hayata katılmalarını artırmak ve maddi kazanç sağlaması amacıyla çeşitli çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda dezavantajlı kadınların evlerinde ürettikleri doğal ürünleri satabilmeleri için Çankaya Mahallesi'ndeki Yaşam Sokağı'nda pazar kuruldu. Proje kapsamında burada bir araya gelen 25 kadın pazarda açtıkları standarta el işi göz nuru ürünleri, evde saksılarda yetiştirdikleri çiçekleri ve kışın evde yaptıkları yöresel ürünleri, sebze kurusu, turşu, salça, komposto ve reçelleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Benim çocuklarım, 3 tane 5 çocuğum var. 5'inden 3'ü çölek hastası. Ben de belediyen bize verdiği yardımla, Allah razı olsun onlar da bu arada, çölek startı açtırdılar bize. Çölekle ilgili ne varsa getir burada satışını yapıyoruz inşallah. Kızlar ilk bize söylediği zaman gerçekten çok hoşumuza gitti. Yani buraya böyle bir yer bize verilmesi. Ondan sonra yaptığımız el emeklerini getir burada satışa koymamız. Böyle bir fırsat verdiği için çok mutlu olduk gerçekten. Burada bu standta kendi yaptığımız ürünleri yapıp satıyoruz. Üniversite mezunuyum. Burada üniversite okudum. Yüksek lisans yaptım. Burada kaldım gıda üzerine. Burada devam ediyoruz böyle. Ev yapımı şalgam, ev yapımı limonata satıyoruz. Reçellerimiz de var ev yapımı. Yani bizim standımızda bunlar var. Ama böyle bir pazarın açılması, böyle bir imkanın sağlanması bizim için daha güzel oldu. En azından biz burada bütün bayanlar el birliğiyle kendimizce evimize katkıda bulunuyoruz. Yani çok mutluyum. Böyle bir yerin açılması benim için bir avantaj oldu. Kendimi daha da bir ispatladım yani. En azından tanımayan, görmeyen, bilmeyen varsa böyle bir durumdan haberdar oldular. Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki kayısı bahçelerinde çalışan mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre Mardin'den Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Suçatı mahallesinde kayısı bahçelerinde çalışmaya gelen tarım işçileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullandığı kavgada Beşir Dolaşmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammed Gümüş yaralandı.
Yaralı Gümüş, 112 acil servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Körse, Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından Gümüş Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dolaşmaz'ın cenazesi ise incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı. Haliliye Belediyesi pandemiden korunma tedbirleri ve ilçenin temizliği için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Haliliye Belediyesi koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ederken diğer taraftan rutin temizlik çalışmalarını da ara vermeden devam ediyor. Normalleşme sürecinde de hijyen konusunda tedbirleri üst seviyede tutan temizlik müdürlüğü ekipleri son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Osman Gazi ve Süleymaniye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar takdir toplamaya devam ediyor. Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Yolumuzu komple temizle, yani ilaçla hep yıkadılar. Yıkalarımız da aynı öyle. Yani hiçbir sıkıntımız Allah'ın izniyle kalmayacaktır. Bundan dolayı ben de Haliliye Belediyesi'ne olarak ekibi ve çalışanı olarak hep ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olasın. Temizlik ekipleri ayrıca ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde rutin temizlik çalışmalarını yürütüyor. Ekipler alışverişin sona ermesiyle birlikte pazar yerlerini tertemiz yıkayarak ortamın hijyenini koruyor. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü salgınla birlikte başlatılan köpüklü suyla yıkama ve dezenfekte çalışmalarının dönüşümlü devam ettiğini belirterek rutin temizlik çalışmalarının da ilçe genelinde sürdürüldüğünü bildirdi. Şanlıurfa'da uzun yıllardır doğal ürün ve hayvansal gıdalardan sabun üreten bir sabuncu yılan yağından sabun üretti. Üretilen sabun vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Şanlıurfa'da tezgahında 60 çeşit sabun bulunan meşhur sabuncu Mehmet Halil Akkuş yaptığı bitkisel sabunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tezgahta bulunan eşek ve keçi sütünden yapılan sabunlarla daha önce ilgi odağı olan sabuncu, son olarak yılan yağından ürettiği yılan yağlı sabunu ile vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Sabuncu Akkuş, yılan yağından ürettiği sabunun ise saç dökülmesini önlemeye ve hücre yenilenmesine yardımcı olduğunu söyledi. Akkuş, koronavirüs salgını nedeniyle el sabunu satışlarının arttığını da sözlerine ekledi. Yeni olarak tamamen yılan yağından yaptığımız bir ürünümüz, bir sabunumuz var. Yani yılan yağı zaten başlı başına bir şey yani. Saç çoğaltmak için kullanılan bir üründür. İşte bu rahatsızlıktan dolayı biraz piyasada biliyorsunuz durgunluk var ama genel anlamda işimiz iyi yani, şikayetimiz yok. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.